Merhaba gençler. Bu videoda sizlere vektörlerde toplama yöntemlerinden bir tanesi olan uç uca ekleme yöntemini anlatacağım. Şimdi yöntemin özelliği şöyle. Bir vektörün ucuna diğer vektörün başlangıç noktasını koyuyorsunuz gençler. Bu şekilde uç uca ekleyerek gidiyorsunuz. En sonunda vektörleri toplarken bu arada vektörlerin toplamına biz Bileşke vektör diyoruz. Bileşke vektör nasıl çiziliyor? Vektörlerin başladığı yerde başlayıp bittiği yerde bitiyor. Şimdi bu anlattığım şeyi burada gösterelim sizlere. K vektörünü alıyorum mesela. Burada K vektörü dikkat edin. Burada çizerken 3 birim, 3 birim ya. Siz de 3 birime, 3 birim olacak şekilde çizmeniz lazım gençler. Şu anda ben K vektörünü çizdim. Ucuna geliyorum, L vektörünü ekliyorum. Bakın, L vektörü kaç birim yatayda? 4 birim. Bunun ucuna 4 birim L vektörünü ekledim. Tamam mı? Bu da L vektörü. Şimdi bileşke vektör. Bu arada bileşke vektörü biz R ile gösteriyoruz. R neymiş? Bileşke vektör demektir gençler. Vektörlerin toplamı. Tamam mı? Bileşke vektör. Vektörlerin toplamı. Nasıl çiziliyor? Şöyle. Burada e, Vektörler nerede başladı? Tam şu noktadan başladı. Buradan buraya bir vektör çiziyorsunuz. Bu vektör bizim için bileşke vektör olmaktadır. Yani ne demek bu? Bu vektör K ile L'nin toplamına eşittir. Hocam, eğer biz burada L'yi sabit tutsaydık olur muydu? L'den başlasak olurdu. Yani mesela siz şöyle L vektörü kaç birim? Yatayda 4 birim. L vektörünü çizdim. Bunun ucuna k vektörünü çiziyorum. 3'e 3. Tam köşegenlerden geçiyor şöyle. Şu da k vektörü. Yine burada bileşke vektör çizerken ne yapıyoruz? Vektörlerin başladığı yerde başlayıp bittiği yerde biten bir vektör çiziyorsunuz. Şu vektördür. İkisinin cevabı aynı çıkar gençler. Yani hangi sırada yaptığınızın önemi yok. Yeter ki doğru ekleyin. Uç ucu eklerken doğru eklerseniz sonuca ulaşırsınız gençler. Başka bir örnek. Burada şunları biraz daha kalın yapayım ben. Bu şekilde bize 3 tane vektör vermişler. İstediğiniz sırada başlayabilirsiniz. Mesela ilk başta F1'i sabit tutalım gençler. F1 kaç birim? Bakın 3 birim mi? Siz de ne yapacaksınız? 3 birim sağa doğru çiziyorsunuz. Çizdik kim bu? F1. Bunun ucuna gidiyorum F2 ekliyorum. F2 nasıl bakın? Yatayda 1 biri birim, düşeyde 3 birim. Siz de 1'e 3 şeklinde eklemeniz lazım ekledik. Evet şimdi M vektörü pardon F3 vektörü. F3 vektörü düşeyde 3 yatayda 1. Düşeyde 3 yatayda 1. Ekledik. Şimdi buradan sonra ne yapıyorsunuz? Bileşke vektörü çiziyorsunuz. Bileşke vektörü nasıl çiziyorduk? Vektörlerin başladığı yerde başlayıp bittiği yerde bitiyor. İlk başta burada başladı ve burada bitti. O zaman şu vektör bizim için bileşke vektördür dersiniz gençler. Tamam. Bu şekilde söyleyebiliriz. Şurası F2 idi. Şurası da F3 idi. Hocam başka sırada yapsak olmaz mı? Olur. Hadi yapalım. Bu sefer bakın. F3'ten başlayayım istiyorsanız. F3 kaç birim? Düşeyde 3 birim. Şu F3. Bunun ucuna F1 ekliyorum. F1. Bunun ucuna da F3 ekliyorum. Bunu gösterim aklımda. Bu şekilde daha güzel oldu. F2 ekledik bu şekilde. Şimdi birleşke vektör nasıldı? Vektörlerin başladığı yerde başlayıp bittiği yerde biter. Nerede başladı? Burada. Nerede bitti? Burası. O zaman burası bizim için bileşke vektördür dersiniz. Yani hangi sırada yaptığınızın önemi yok. Hani hepsinde aynı sonuca ulaşırsınız. Veya bu sefer istiyorsanız F2'den başlayalım mesela. F2. Şu F2. Ucuna geliyorum. F3 ekliyorum. F3'ü siyahla yapayım artık. Şurada F3. Ucuna da geldim. F1'i ekledim. F1 de yatayda. 3 birim bu şekilde. Şimdi vektörler nerede başladı gençler? Nerede başladı? Şu noktada başladı. Ve şurada bitti. O zaman sağa doğru bir birim çıkacaktır. Dediğim gibi hepsinde aynı sonuca ulaşırsınız. Başka bir örnek. İstiyorsanız şimdi siz videoyu durdurun. Kendiniz bir çizin bakalım. Benimle aynı sonuca ulaşacak mısınız? F1'den başlayalım. F1'i çizdim. Sonra f 2 çiziyorum ucuna. Sonra da F3'ü çiziyorum. Şu da F3. Çizdiğimiz zaman ne oldu burada bakın. Çizdiğimiz zaman bileşke vektör. Vektörlerin başladığı yerde başlar. Bittiği yerde biter. Burası bizim için bileşke vektördür dersiniz. Üzerlerine vektör işareti koyabilirsiniz yani. Yine başka sırada yapalım istiyorsanız. F3'ten başlıyorum. Şurası F3. Sonra F2'ye gittim. Sonra da F1 vektörü. Şurada F1. Evet bileşke vektörü nasıl? Vektörlerin başladığı yerde başlayıp bittiği yerde biter. Bu vektörü bizim için bileşke vektördür dersiniz. Yine aynı sonuca ulaştık. Sağlamasında bu yöntemi yapabilirsiniz gençler. Başka bir soruya bakalım burada. Yine K'dan başlayalım mesela. Şöyle yapalım. K vektörü şu. Ucuna L vektörünü ekliyorum. L vektörü 4 birimi aşağıya doğru. Şu L vektörü. Ucuna da M vektörünü ekledim. Evet. Şimdi bileşke vektör vektörlerin başladığı yerde başlar. Bittiği yerde biter. Bu vektör bizim için bileşke vektördür dersiniz. Kaç birim yaptı bakın. 3 birim yaptı. Başka yolla yapalım. Sağlaması olsun bu. Mesela M vektöründen başlayalım. Şu M vektörü. Ucuna geldim. K vektörünü ekledim. Ucuna da L vektörünü ekliyorum. Farklı renkle yapayım onu bakın. L vektörünü 4 birim şeklinde ekledik. Şu da bizim için L vektörü. Şimdi vektörlerin başladığı yerde başlayıp bittiği yerde bitiyorsa o zaman şu vektör de bizim için bileşke vektördür dersiniz. Gördüğünüz gibi yine 3 birim çıkmış oldu. Başka bir örneğe bakalım. 4 tane verdik bu sefer. K'dan başlayalım. K vektörü, K vektörü yatayda iki birim. K vektörü. Ucuna geldim, L'ye ekledim. Bakın L nasıl? L L 3'e 2. 3'e 2. Şu nokta mı gelecek? Evet, şu da L vektörü. Ucuna geldim, N vektörünü ekledim. N vektörünü ekledim. Onun ucuna da M vektörünü ekleyelim. Karışık olmasın diye farklı renkle yapıyorum M'yi. Tamam mı? Şu M yeşil vektörümüz. M'yi de şu şekilde ekledim. Şimdi bakın. Nerede başladı? Nerede bitti? Burada başladı. Burada bitti. Demek ki şuradaki bir vektör bizim için kırmızı vektör bileşke vektördür. Kırmızı vektörümüz bileşke vektördür. Farklı şekilde yapalım. Mesela bu sefer L'den başlıyorum. Bakın. L'den başlıyorum. L vektörünü çizdim. Bakın burada sıkıntınız nerede oluyor biliyor musunuz? Taşırken yanlış taşıyorsun. Mesela bunu şöyle çizenler oluyor bakın. Şöyle falan çizenler oluyor ve işte şöyle büyütüyor şöyle yapıyor. Bu ikisi yanlış bakın bunlar yanlış. Niye? Düşeyde 3 birim yatayda 2 birim. 3 birim 2 birim bu şekilde olacak. Ucuna geldim N vektörünü ekledim. N vektörü. Ee, onun ucuna M vektörünü ekledim. Şu da M vektörü oldu. Bunun da ucuna k vektörünü ekledim. Şu da k vektörü. Bileşke vektör çiziyorum. Başladığı yerde başlar, bittiği yerde biter. Yani ucu eklemek için biraz belki zor gelebilir bu şekilde size 4 tane olduğu için. E, ama altı e, artık herhalde öğrenmişsinizdir. E, vektörlerin başladığı yerde başlayıp bittiği yerde biten vektör bizim için bileşke vektördür. Tamam bu şekilde yapıyoruz. Bir soru daha bakalım. Hadi şimdi siz durdurun videoyu. Kendiniz yapın. Evet bakalım sizinle aynı mı yaptım. F2'den başlayalım. Şöyle F2 vektörü bunun ucuna F1 ekliyorum. F1'i ekledik. Bunun ucuna F3 e ekliyorum. Evet, bileşke vektör. Vektörlerin başladığı yer başlar, bittiği yerde biter bizim için bileşke vektör. Şöyle bir vektördür. Bu arada bileşke vektörün büyüklüğü kaç birimdir diyebiliriz? Bakın şu vektörün büyüklüğü kaç birimdir? Şurası 1, şurası 2. Hani sizin Geometride gördüğünüz şey vardı ya hani a kare artı b kare eşittir c kare formülü var değil mi hipotenüsü bulurken burada birin karesi artı ikinin karesi eşittir c kare ise c kare eşittir 5'tir c'nin değeri buradan kök 5 çıkar dersiniz. Bu soruyu farklı ekleme ile yapalım mesela kimden başlayalım bu sefer f3'ten başlayalım mesela şu f3 f1 ekliyorum ucuna şu F1. Bunun da ucuna F2 ekliyorum. Evet. Bileşke vektör çiziyoruz. Bileşke vektörü gördüğünüz gibi elim titredi. Bileşke vektör şöyle bir vektördür gençler. Tamam. Bu şekilde söyleyebiliriz. Son örneğimiz olsun bu. F1 vektöründen başlayalım. Şöyle biraz daha büyütelim istiyorsanız. F1 vektörü. Şu F1. Ucuna geldim F2 ekliyorum. Bak uç ucu ekleme yöntemi adı üzerinde. Uç ucu ekliyorsunuz. f 3 ekledim. f 4 ekledim. O zaman bileşke vektör nasıl çizilir? Şöyle çizilir dersin. Bu bileşke vektörü bizim için 4 birimdir diyebiliriz. Şimdi size burada başka bir bilgi vereyim gençler. Tamam mı? Burası çok ama çok önemli. Şöyle de yıldız atalım. Şimdi siz diyelim ki uç uca ekleme yöntemi yaptınız. Diyelim ki size şöyle vektörler verdiler. Uç uca ekleme yöntemi yaptığınız zaman eğer başladığınız yere geri geliyorsa burada, yani kapalı bir hale geldiyse bunun toplamı sıfırdır gençler. Yani burada 3 tane olursa 3 gün olma şartını taşıması lazım. E 4 tane vektör de olabilirdi. Şöyle bir vektör işte. Şöyle bir vektör. Şöyle bir vektör ve şöyle bir vektör. Uç eklediğimiz zaman ne oldu bakın kapalı mi geldi? O zaman buranın toplamı sıfır yapar aklınıza olsun. Evet başka bir videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar gençler.